Arkadaşlar merhaba. Özdebir kurumlarının Türkiye genelinde yaptığı AYT deneme sınavının çözümlerini bugün birlikte yapıyoruz. Sorulara geçmeden önce SML Hoca YouTube kanalında bulabileceğiniz acil matematik video çözümlerini incelemenizi öneririm. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. ABC asal sayılar, AB'den BC'den küçük olmak üzere 2B eşittir A artı C ve C kare eksi A kareyi de 112 olarak vermiş bizden. C eksi A farkı istenmiş arkadaşlar. O halde şöyle bir çözüm yolu düşünelim. Ben şuradaki iki kare farkını açarsam C eksi A ile C artı A'nın çarpımı 112 olarak karşımıza çıkacaktır. Ki C artı A'yı burada bize 2B olarak vermiş. Şimdi C eksi A ile ben 2B'yi çarptığım zaman madem 112 yapıyor şu 2 ile şu 2'yi sadeleştirirsem burada ne kalır 56. Peki 56'nın çarpanları nedir? 7 çarpı 8. Doğru mudur? E peki C eksi A'ya 8 deriz artık bundan sonra. Ve B'ye de mecburen 7 demek zorundayız. Mecburuz. Neden arkadaşlar? Çünkü B asaldı ve 56'nın tek asal çarpanı. Yani şöyle diyelim. Tek asal çarpan demeyelim. Ee, hani 7 çarpı 8 olarak düşünecek olursak. iki asalın arasında şuraya ben 2 dersem diğer farklar oluşmayacak. Dolayısıyla B 7'dir. C eksi da 8'dir diyebilirsiniz. İkinci soru. A bölü B artı 1 eşit 0. Ki buradan A artı B yani bileşik kesre çevirdik. B eşittir 0 olarak düşünülebilir. Olduğuna göre ben şu yorumu yapabilir miyim? Kendim yorum yapayım daha sonra öncüllere geçelim. A artı B'nin 0 olması gerektiğini buradan A'nın eksi B'ye eşit olduğunu hatta buradan mutlak A'nın mutlak eksi B'ye ve mutlak B'ye eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz ama sadece bu şartlar sağlanır. Tamam mı? E şimdi şuraya bakalım. A mutlak B'ye eşittir demiş. Bir kere A negatif ise bu sağlanmaz gitti. A eksi B sıfırdan küçüktür demiş. Ben A'nın B'den veya B'nin A'dan büyük olup olmadığını bilmiyorum. Eğer A B'den büyükse sıfırdan büyük olur. Bu da gitti. E zaten ben burada mutlak A'nın mutlak B'ye eşit olması gerektiğini söylemiştim. O halde tek doğru cevap e, yalnız 2 diyeceğiz. Geçelim arkadaşlar 3. sorumuza. Rakamlarının toplamına tam bölünebilen doğal sayılara harşat sayıları denir. Örneğin 152 sayısı rakamlarının toplamı olan 8'e tam bölünebildiğinden dolayı harşat sayısıdır. Buna göre tüm rakamları asal olan 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı olan kaç tane harşat sayısı vardır? Öncelikle ne demiş? Tüm rakamları asal olan. O halde ben tüm asal rakamları şuraya dizeyim. 2, 3, 5 ve 7. Ben bunlardan oluşturabileceğim 3 basamaklı doğal sayıların içerisinde Hangi rakamların bulunabileceklerini de yazalım. 2, 3, 5 bulunabilir değil mi? 2, 5, 7 bulunabilir. 2, 3, 7 bulunabilir. Ve e, 357 ya da 357 bulunabilir. Tamam. Bakın sayılar bunlar değil. Sadece bunlar bulunabilir dedik sayıların içerisinde. Şimdi şuradakilerin rakamları toplama arkadaşlar 10'dur. Ve ben 2, 3, 5'ten elde edebileceğim sayıların hiçbiri de 10'a tam bölünmez. Çünkü son basamağı 0 olmaz. Buradan sayı gelmedi. Devam edelim. 2, 5, 7'nin toplamı nedir arkadaşlar? 10, 5, 7, 12, 14'tür. Değil mi? Şimdi bir sayı eğer 14'e bölünüyorsa hem 2'ye hem 7'ye bölünmelidir. 2'ye bölünmesi için son basamağının 2 olması gerekiyor. Ya buradaki şartlar altında. Demek ki buraya ya 572 ya da 752 sayılarını yazabilirim. Peki 572 sayısı 7'ye tam bölünür mü? Bölünmez. 752 sayısı 7'ye tam bölünür mü? Bölünmez. Demek ki buradan da gelmedi. 237 sayısının rakamları toplamı 12'dir. Bir sayının 12'ye bölünebilmesi için hem 3'e hem de 4'e bölünmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu sayı zaten 3'e bölünüyor rakamları toplamı 12 olduğu için. Biz 4'ü kontrol edeceğiz. 4'e bölünmesi için de son iki basamağı 32 veya 72 olabilir bu sayıların ışığında. Dolayısıyla şurası 7, burası ne olması lazım? 3. Peki 732 sayısı da 372 sayısı da. 4'e ve 3'e bölündüğünden 12'ye yani rakamlar toplamına bölünebilir. 2 tane buradan sayımız geldi. Şimdi bir de diğerini kontrol edeceğiz. 3 5 7'nin toplamı nedir arkadaşlar? 15. Bu sayının 15'e bölünebilmesi için hem 3'e hem 5'e bölünmesi lazım ki rakamları toplamı 15, 3'e bölünüyor. Rakamları bu sayının 5'e bölünmesi için de son son basamağının 5 olması lazım. 2 tane sayımız ortaya çıkar. Bir tanesi 375, öteki de 735. Peki şu an hem 3'e hem 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman iki tane sayı da buradan geldi. Toplam kaç tane sayımız? Harşat sayımız varmış. 4 tane diyeceğiz ve Denizli'yi işaretleyeceğiz. Devam edelim 4. sorumuzda. A birden büyük olmak üzere A doğal sayısı için F fonksiyonu A sayısının asal bölenlerinin toplamı şeklinde tanımlanıyor. F n faktöriyel eksi F m faktöriyel eşittir 18 olduğuna göre n eksi m farkı en çok kaçtır bir kere. Şu 18 dediğimiz hangi iki tane asal sayının toplamıdır? 7 ile 11'in ardışık iki tane asal sayının toplamıdır. 7 ile 11. O halde arkadaşlar ben e, bu n faktöriyelin maksimum 12 faktöriyel olmasını m faktöriyelinde minimum 5 faktöriyel olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü 5 ile 12 arasında sadece bu asallar vardır. 7 ve 11. Şimdi hocam neden 4 faktöriyel olmadı burası diye düşünecek olursan o zaman 5 faktöriyel olmadığı için içerisinde 11 artı 7 artı 5 dememiz lazımdı. Burası neden 13 olmadı diye sorarsan da 13'te bir asal olduğu için 13, 11, 7 olması gerekiyordu o halde. Ee, N 12'ymiş, M de 5'miş. Farklarını sormuş. 12'den 5'i çıkarırsak doğru cevabın 7 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Geçelim bir alttaki sayfadaki sorumuza. İlk soru 5. soru. ABC birer reel sayı olmak üzere bize şuradaki bağıntıları vermiş olduğuna göre hangisi doğrudur? Bir kere bakın arkadaşlar A artı B A eksi B'den küçükmüş. Dolayısıyla yazalım A artı B küçüktür A eksi B dersek 2B'nin sıfırdan küçük olması gerektiğini ve B'nin negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eğer ki B negatifse ve A'yı B'ye oranladığımız zaman sonuç birden büyük yani pozitif çıkıyorsa A da kesinlikle negatif. Hatta sonuç birden büyük olduğu için A mutlak değerce B'den daha büyüktür. Yani A aslında gerçekte B'den küçük ve ikisi de negatif olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradaki sayımız negatif. Buradaki sayımız negatif. E B sayısı neydi arkadaşlar? Negatifti. O halde C sayısı pozitif olmalı ki negatifle negatifle pozitifin çarpımı negatif olsun ve iki tane negatif sayının arasına sıkışmış olsun diyeceğiz. C de pozitif olduğuna göre bunların hepsinden büyüktür. O halde C'nin en büyük olduğu şık Adana seçeneğinde CBA şeklinde sıralanmış seçenek doğru cevaptır diyebiliriz. Altıncı soru kolay bir soruydu. A eksi B 3'e eşitse B eksi A eksi 3'tür ve B eksi A'nın mutlak değeri 3'tür. A'dan 3'ü çıkardığında 7 bulduysa A kesinlikle 10'dur. 10'dan da B'yi çıkardığında 3 bulduysa B de kesinlikle 7'dir diyebiliriz. A ile B'nin çarpımını sormuş. Çarparsak da cevap 70 olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam edelim 7. sorumuzda. Ali adlı bir edebiyatçı Eylül, Huzur, Çalıkuşu, Yaban isimli roman kitaplarından sırasıyla 1 2 3 4 tane olacak şekilde satın almıştır. Ali bu kitaplardan 6 tanesini kitaplığındaki bir rafa dizmek istiyor. Dizilecek kitapların aynı isimdeki tüm kitapları da dizilmek şartıyla bu kitaplar kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi Eylül'den bir tane, Huzur'dan iki tane, Çalı Kuşu'ndan üç tane ve Yaban adlı eserden de dört tane varmış. E peki bunlardan altı tane dizilecek ve aynı isimli kitapların hepsi bir arada olacaksa arkadaşlar bunu yapmanın tek yolu ya şunları almak çünkü bir iki üçün toplamı altı yapar değil mi? Ya Eylül, Huzur ve Çalı Kuşu'nu almak ya da Yabanla huzuru almak gerekiyor. Değil mi? Şimdi şöyle diyelim. Eylül'den bir tane huzurdan iki tane çalık 3 tane vardı. Yabandan 4 tane ve huzurdan 2 tane vardı. Aynı kitaplar olduğu için bunlar kaç farklı şekilde sıralanırlar. Toplam kitap sayısı 6 faktöriyel bölü. Huzurdan 2 taneydi 2 faktöriyel çalık 3 taneydi 3 faktöriyel dedik. 6 faktöriyeli ben 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyele bölersem arkadaşlar. yani 12'ye bölersem Burası ne gelir 60 gelir diyeceğiz. E peki devam edelim. Burayı da 6 faktöriyel bölü, 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 15 gelir. Kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuştu. 60 artı 15'ten cevabın 75 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap Bursa. A e, kümesi verilmiş bir tane 8. soruda. 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşuyor. Bu kümenin elemanlarıyla elde edilen 3 basamaklı tüm doğal sayılar birer karta yazılıp bir kutuya atılıyor. Şimdi ÖSYM bu soruyu bu şekilde sormazdı eğer karşınıza çıkacak olursa ki çıkacağını da zannetmiyorum ama gene de ÖSYM sormuş olsaydı bu şekilde sormazdı. ÖSYM garanticidir. Çünkü bu sorun iptal edilme gibi bir ihtimali de olabilirdi. Arkadaşlar burada rakamları farklı veya rakamları tekrar edebilen diye de belirtmesi gerekiyor bir kere tamam mı? Bu bir. İkincisi devam edelim soru, soruyu okumaya. Basamaklı tüm doğal sayılar birer karta yazılıp bir kutuya atılıyor. Üç basamaklı sayılar yazacağız tamam mı? Bu kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olduğu bilindiğine göre bir kere koşullu olasılık var. Tek sayıları e, biz ne yapacağız? Örnek uzay olarak alacağız değil mi? Tek sayılar olarak alacaksak buraya 1, 3 veya 5 gelebilir. Yani 3 tane sayı gelebilir. Şimdi buraya tekrar o kullandığımızda kullanabiliriz. Yani rakamları tekrar edebilen sayılar yazacağız. 0 gelemeyeceğine göre 5 tane diyeceğiz. Artık tekrar sıfırda kullanabileceğimize göre 6 tane diyeceğiz. Toplam 90 tane sayı yazılabilirmiş. Bu örnek uzayımız şöyle bölü 90 dedik tamam. Şimdi şurayı da bulursak sonucu elde etmiş olacağız. Peki şimdi son basamak 1 olursa rakamları artan sırada olur mu? Son basamak 1 olursa bir kere bundan öncesinde sadece 0 gelebilir, değil mi? E sonrasında bir şey gelemeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar sonu 1 basamaklı olup da rakamları artan sırada olan 3 basamaklı tek bir sayı yokmuş. Şuraya diyeceğiz ki 3 olsun. 3 olursa buraya 0'ı, 1'i veya 2'yi yerleştirebiliriz. Yalnız 0'ı başa getiremeyecektik. E 0'ı buraya da getiremeyiz. Neden? Çünkü 0'ı buraya getirmek demek rakamı önce azaltıp sonra artırmak demek. Değil mi? Dolayısıyla ben sadece 1 ve 2'den seçim yapacağım. 2'nin ikilisinden bir tane sayı geldi buradan sadece. Ve son olarak da buraya 5'i yerleştireceğiz. Gene 0'ı kullanamayacağımız için buraya 1'i, 2'yi, 3'ü veya 4'ü kullanacağız. 4'ün ikilisi kaç yapar? 6. 6 tane burada. Bir tane de burada vardı 7. İstenilen durum 7 taneymiş. Tüm durum 90 taneydi. Cevap da 7 bölü 90'dan Edirne seçeneğidir diyebilirsiniz. Şimdi devam edelim 9. soruyla. x kare eksi k eksi 1x artı 2k artı 3 eşittir 0 denkleminin bir kökü 1'dir. Bir kökü 1 ise hemen yaz yerini bul k'yı. 1 eksi k eksi 1 artı 2k artı 3 eşittir ise ne gelir? 2k'dan k'yı çıkar k. 1 artı 1'den 2 artı 3 yani 5 eşittir 0. K kaçmış arkadaşlar? Eksi 5'miş. E peki K eksi 5'te aşağıda yerine yazalım. X kare artı 5X. Ee, K eksi 5'ti. Eksi 5 eksi 1'den eksi 6 gelir eşittir 0 diyeceğiz. Ve buradan da X'e X diye ayırırsak tamam mı? Burayı da artı 6'ya eksi 1 diye ayırırsak X eşittir eksi 6 ve X eşittir 1 gelir. Büyük kökü hangisidir demiş? Büyük kök 1'dir. Dolayısıyla cevap da Ceyhan'dır diyebilirsiniz. Geçelim 10. soruya. x kare artı 4 x artı 3 fonksiyonu y ekseninin pozitif yönünde 3 birim ötelendikten sonra x ekseninin negatif yönünde 2 birim ötelenerek y eşittir gx fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre g eksi 1 kaçtır? Şimdi ben bu fonksiyonu y ekseninin pozitif yönünde 3 birim ötelersem yani yukarı doğru öteliyormuşum. Dolayısıyla bu 3 ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. Yani şimdiki fonksiyonum x kare artı 4 x artı 6. E peki sonraki fonksiyonum ne olacak? x ekseninin negatif yönünde. Yani sol tarafa doğru öteleyeceğim. Demek ki x'lere 2 ekleyeceğim. x artı 2'nin karesi artı 4 çarpı x artı 2 artı 6. Bizden de artık bu gx fonksiyonu oluyor diyor. Bizden de g eksi 1'i bulmamız isteniyor. Demek ki x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak burası 1 olur. Burası 4 olur. Bir de 6'mız var. Toplam o zaman cevap nedir? 11'dir diyebilirsiniz. 11. soru y eksi y x kare eşittir 3 ve y artı x eşittir 7 denklem sistemini sağlayan x değerlerinin toplamı nedir? Hemen şuradan y'yi çekiyorsun. y eşittir 7 eksi x ise y gördüğün yere 7 eksi x yaz artık y 7 eksi x eksi x kare eşittir 3 ise hepsini sağ tarafa topla x kare artı x eksi e, ne gelir? 4 mi gelir? 4 eşittir 0 sağlayan x değerlerinin toplamı istenmişti bizden. Kökler toplamı yani eksi b bölü a'dan ne gelir? Eksi 1 bölü 1 eşittir. Eksi 1 gelecektir. Doğru cevabımız Bursa'dır diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yukarıda fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. fx çarpı gx sıfırdan büyük veya eşit yani aynı işaretli. x kare eksi 16 çarpı fx küçüktür sıfır eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye sormuş. Birinci eş, e, eşitsizliğin çözüm kümesini grafik üzerinden görebiliriz. İkisinin de negatif veya ikisinin de pozitif e, tarafta olduğu yer bir 4 ile 5 arasıdır. Bir de 7'den sonsuza kadar olan kısımdır. Yani birinci eşitsizliğin çözüm kümesi 4'ten kapalı, 5'ten kapalı birleşim, 7'den kapalı ve sonsuza kadar sonsuzdan açık diyeceğiz. Tamam İkincisinin çözüm kümesi kökleri nedir? Eksi dörtte dört. 4. Fx'in kökleri neymiş arkadaşlar? 0, 4 ve 7. Şimdi yazalım. Kökler eksi 4, 0, 4, 7. Tamam. Sonrasında ise bakın 4 kökünden kaç tane var? 2 tane var. 4 kökünden 2 tane olduğu için şuraya bir tane daha 4 yazıyorum. Demek ki bunlar çift katlı kök olarak davranacaklar. E peki eşitlik var mıydı? Yoktu. Dolayısıyla bunların hepsinin de içi boş olacak. Şunun çift katlı kök olduğunu unutmayın. Ne ile başlayacağız şimdi? X karenin katsayısı pozitif. Fx de sonsuza giderken artan olduğu için artı ile başlayacağız. Artı, eksi, eksi, artı, eksi. Burada neden eksi, eksi dedik? Çift katlı kök olduğu için unutma. Buranın çözüm kümesi küçüktür sıfır dediğine göre neresi olacak arkadaşlar? Şu taradığımız yer olacak. Eksi 4, eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Değil mi? Yazalım da konuda. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar. Birleşim sıfırdan 7'ye kadar. Yalnız dördü dışarı çıkaracağız. Doğru mudur? E peki Bunları kesiştir demiş bize aslında. İkisinin ortak çözüm kümesine kesiştirmemiz gerekiyor. Bunların da tek kesiştiği yer 4'ten açık, 5'ten kapalı olan yerdir diyebilirsiniz. 13. soruya geçelim. Bir logaritma sorusu. Kolay bir soru. Burayı ben 9 çarpı logaritma x tabanında. Pardon, 3 tabanında x olarak çevirebilirim. eksi burayı da logaritma 3 tabanında y çarpı 2 olarak çevirebilirim. Yani x üzeri 9 eşittir y'nin karesiymiş bu sıfıra eşitse. O halde y nedir? x üzeri 9 bölü 2'dir. Ve şurada y gördüğümüz yere bunu yazarsak logaritma x tabanında x üzeri 9 bölü 2 başa attığın zaman 9 bölü 2 cevabıyla karşılaşırsın. Cevap Bursa. 14. soru yine kolay bir soruydu. fx'i logaritma 4 tabanında x artı 3 olarak vermiş. f bileşke g eksi de yine fonksiyonu bozmamış bakın. Logaritma 4 tabanında 2x eksi 1 demiş. Yani içerisi bozulmuş. Demek ki benim g fonksiyonum birinci dereceden bir fonksiyon. Ve x gördüğüm yere hangisini yazarsam 2x eksi 1'i elde ederim. 2x eksi 4 yazdığım zaman 3 eklediğim zaman 2x eksi 1 elde ederiz. Demek ki arkadaşlar benim g fonksiyonum 2x eksi 4'müş. O halde g5'i sormuş bize yazalım. 2 çarpı 5 eksi 4'ten doğru cevabın 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. 15. soru. Tam sayılardan oluşan bir a n dizisi her n pozitif tam sayısı için a n artı 1 a bölü 2 5 a eksi 1 a n çift a n tekse diye tanımlanmış. a 1 3 olduğuna göre a 5 kaçtır diye sormuş. Öncelikle a 2'yi nasıl buluruz? a 2 için a 1 3 mü? Yani a 1 tek. O halde 5 kere 3 15 1 çıkar 14. Şimdi a 3'ü bulacağız. a 2'ye bakmamız lazım. a 2 tek mi çift mi çift? O halde buraya yazacağız. 14'ü 2'ye böl 7. Şimdi A4'ü bulacağız. A4 eşittir. A3 tek olduğu için şurada yerine yazacağız. 5 kere 7, 35. 1 çıkar, 34. Şimdi A5'i bulacağız. A4'e bakıyoruz. 34 çift. 34 çiftse 2'ye böleceğiz. 34 bölü 2. O da eşittir. 17 diyebilirsiniz. A5 için. Cevap Ceyhan. Geçelim arkadaşlar. 16. soruya. Aşağıdaki gibi bir ormandaki ABC piknik alanları çember biçiminde bir yol üzerindedir. Her piknik alanından öteki piknik alanına biri kısa diğeri uzun olmak üzere iki yol vardır. Örneğin A'dan B'ye kısa yol AB yayı iken uzun yol ACB yayıdır. Herhangi iki piknik alanı arasındaki kısa ve uzun yolların kilometre cinsinden uzunlukları altı ardışık doğal sayıdan e, oluşan bir dizi belirtmektedir. Buna göre çember biçimdeki yolun çevresinin kilometre cinsinden uzunluğu hangisi olabilir diye sormuş. Arkadaşlar direkt olarak soruyu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın e, ardışık doğal sayılarmış zaten bu uzunluklar. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 dedik. Mesela şöyle olabilirdi. 1 ile 6'nın toplamı 7 ya. Do dolayısıyla bu dairesel e, olan yolların toplamı yani bu pistin çevresi 7 birimdir. Neden? 2 ile 5'in de toplamı 7. 3 ile 4'ün de toplamı 7. Yani AB arası 1 ise diğer uzun yolu 6'dır. BC arası 2 ise diğer uzun yol 5'tir. Diğerlerinin arası 3 ise diğerlerinin arası 4'tür. Uzun yolun arası 4'tür tarzında. Bunları hani e, demek ki pistin uzunluğu 7 dedik ya. Yani 7 de şıklarda yok ama şunun artık fark edeceksiniz. 2, 3, 4 daha toplamaya da lüzum yok aslında bunları. Şöyle diyebiliriz. Bir tanesinin uzunluğu 2 ise diğerinin uzunluğu 3, diğeri 4, 5, 6, 7. Bakın 2 ile 7'yi topla pistin uzunluğu 9 olabilir. Tamam mı? Dolayısıyla cevap Bursa. Hatta ve hatta bunları 3'e 8 yazarsam pistin uzunluğu 11 olabilir. 4'e 10 yazarsam pistin uzunluğu 14 olabilir. Ki diğer hiçbir şey bunlara denk gelmiyor zaten. Soruyu bir diğer şekilde nasıl çözebilirsiniz? İşte buraya artık nereden biliyorsak ermiş olmamız gerekiyor sanırım. N, N artı 1. Buraya N artı 2 diyebilirsiniz. Sonrasında çözüm yapabilirsiniz. İşte ne olacak o zaman? Şuraya da n artı 3'tür o zaman şurası deyip çözmemiz gerekiyor ama tabi bunları bilemeyiz arkadaşlar tamam bizden sadece şuradakini fark etmemiz istenmiş şuradakini fark etmemiz istenmiş ha diğer türlü çözülemez mi tabii ki çözülür hatta o şekilde de çözdüm ama emin olun şu çözüm test tekniğinde sizi e, süre olarak daha ileri, ileri noktalara taşıyacaktır fx tanımlanmış bir parçalı fonksiyon limit sorusu x 2'ye giderken fx varmış ve 10'muş cevabı o halde 2'yi burada yerine yazıyorsun. 6 2 ne eşittir 10 ve 2k artı n eşittir 10 diyorsun. n'nin ben buradan eksi 2 olması gerektiğini biliyorum. 2 k 2 de 10'sa 2k eşittir 12, k eşittir 6 olur. k'yı sormuş bize. Doğru cevap a seçeneğindeki 6 olacaktı. 18. soru. Bir e, fonksiyon grafiği vermiş. x0'ın sağı ve x0'ın sonunda limitler eşitmiş. Yani limit var limit var. Ama diyor ki bu limit o fonksiyonun görüntüsüne eşit değil. Yani sürekli değil. Limiti olup da sürekli olmayan hangi nokta var demiş. Bir tane nokta var. O da sadece 3 noktası. Diğerlerinin hepsinde limit yokken sürekli de değil zaten. Ama 3 noktasında limit var ve süreksiz. Tamam bizden bunu istemiş. Dolayısıyla bir tane nokta vardır. O da 3'tür. Cevap da 1'dir. 19. soru. E, Türevini al 4'ü yerine yaz demiş. Alalım türevini. Üst, e, bölümün türevi uygulayacağız. Üst tarafın türevi 1 bölü 2 kök x çarpı altındaki x artı 1 e, e, eksi üsttekinin aynısı kök x eksi 1 çarpı alt tarafın türevi 1 bölü x artı 1'in karesi diyeceğiz. E peki 4'ü de yerine yazalım. Şurada 4'ü yerine yazarsak 2 gelir. 2 kere 2 4. 1 bölü 4 ile e, 4'ü yerine yaz. 5'i çarpı 5 bölü 4 eksi Şurada yerine yazdığın zaman 4'ü burası 2 gelir. 2'den 1'i çıkar 1. 1 kere 1, 1. Demek ki 1 çıkaracağız buradan. Aşağıda da 4'ü yerine yazarsak 4 artı 1, 5. Karesini al 25. E üst taraf 1 bölü 4 gelir. Bir de bölü 25'imiz var. Bunu da ters çevirip çarparsak 1 bölü 100 gelecek. Cevap da denizli olacak. Yine türev sorusuydu ama basit bir soruydu. Bu soruda da hafiften bir yine ÖSYM olsa sormazdı diyebileceğim bir anekdot var. Onu da dile getireceğiz birazdan. Yukarıda reel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu için f'in türevinde eksi 2, f'in türevinde sıfıra eşittir ve bunlar da sıfırdır demiş. Arkadaşlar bir kere f'in türevinde eksi 2 yoktur. Neden? Çünkü sivrilme noktasıdır. Değil mi? Dolayısıyla türev yoksa bunların neye eşit olduğundan da bahsedemem. 3'e bakalım. Sıfırla sonsuz aralığında artandır. Evet sıfırdan sonsuza kadar artandır diyor ya. Tamam şurada artan ama fonksiyon bu noktada bir sabit kalmış. Dolayısıyla artandır diyemeyiz. Tamam. Ee, hocam işte fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktalarda işte bazen diyoruz ki biz bunun artan veya azalanlığını bozmaz diyoruz türevinin sıfır olduğu noktalar Ama unutma bu noktalar sonlu sayıdaysa eğer artanlığı veya azalanlığı etkilemez. E bakıyorsun burada şurada sonsuz tane reel sayı var. Değil mi? Türevinin sıfır olduğu. Bakın şuralıkta sonsuz tane reel sayı var. Sonlu adetse eğer artanlığı veya azalanlığı etkilemez. Bunu iyi bir araştır dedim ben sana. Tamam. Doğru cevap yalnız iki. Neden? Eksi iki ile sıfır aralığında azalandır demiş. Burada da bir aslında e, yani ÖSYM olsa sormaz dedik ya. Neden? Çünkü eksi 2'de fonksiyonun zaten türevi yoktu. Sıfırda zaten fonksiyonun türevi yoktu, değil mi? Ama -2 ile 0 aralığında azalandır demiş. Türevinin olmadığı noktaları da işin içine katmış. Yani -2 ile 0 aralığında azalandır dese daha güzel bir soru olurdu bence. Ama yine de cevabı yalnız iki diyebiliriz. Hani bir çözüm olsun diye yalnız iki dedik, tamam? Normalde ÖSYM sorsa soru iptal edilebilir yani. Peki devam edelim fx 4x kare artı 7x artı 1 eğrisinin üzerindeki bir noktanın koordinatları toplamının alabileceği en küçük değer. Koordinatlar toplamı dediği için bu zaten y eşittir bu. x de zaten kendine eşit. Dolayısıyla ben 4x kare artı 7x artı 1 ile x'i toplayacağım. 4x kare artı 8x artı 1'i yazacağım. Ve e, alabileceği en küçük değeri bulabilmek için de ister parabolün tepe noktasından bul. istersen türevini al sıfır eşitle. 8x artı 8 eşittir 0 dersek türevini aldım x eşittir eksi 1 olur. Eksi 1'i de getirip burada yerine yazarsak arkadaşlar. Tabi bir saniye. Tamam. Eksi 1'i de getirip burada yerine yazarsak. 4 eksi 8 artı 1'den eksi 3 gelir. Cevabımız doğru cevap da edir nedir diyebiliriz sevgili gençler. Devam edelim. 22. sorumuzda. Yukarıda 3,2 noktasında P noktasında birbirine teğet olan yani şu noktada f ve g fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Bu 3 nokta 3,2 noktasında teğet demek ne demek arkadaşlar? O teğetlerin eğimleri hatta o noktadaki türevlerinin de sonuçları birbirine eşit demektir. Bunu unutma. hx eşittir 3fx eksi xgx olduğuna göre h fonksiyonunun x eşittir 3 absisi noktasından çizilen teğetin eğimini sormuş bize. Hemen h'ın türevinde sonra 3'ü yerine yaz demiş. h türev 3 eşittir. 3 çarpı f türev 3 eksi x'in türevi 1 zaten çarpımı türevi uyguluyoruz orada 3 1 çarpı gx tamam şöyle yaptık artı şurada ne diyeceğiz arkadaşlar x çarpı ya şu x'in x gördüğümüz yere 3 yazıyorduk zaten yazalım bir zahmet g3 artı şimdi ne diyeceğiz x'i sabit bırakacağız yani 3'tü x'de g türev 3 diyeceğiz sonrasında devam edelim f türev 3 bakın yazalım 3 tane f türev 3 eksi g3 eksi şurası ne olacak? 3 tane g türev 3 olacak. E peki g3'ün ne olduğunu zaten biliyoruz. g3 2 idi. Doğru mu? Bir de başında eksi var eksi 2. Ama şöyle bir durum var. 3 tane f türev 3 ve eksi 3 tane g türev 3 var. Ne demiştik az önce? Şu noktadaki türevleri zaten birbirine eşit olduğu için 3 tane f türev 3 eksi 3 tane g türev 3 birbirini götürür. Cevap olarak da elimize sadece eksi 2 kalır. Cevap edir nedir diyebilirdiniz. f türev x'i ve f1'i vermiş. Aklımıza hemen ne geliyor? İntegral. O halde fx'i yazalım bakalım. fx nedir? x kare eksi 5x artı c. f1'i neden vermiş? c'yi bulalım diye. 1 eksi 5 artı c eşittir 2 ise c eşittir ne gelir? 6 gelir. O halde fx'in ne olduğunu artık biliyoruz. Neymiş? x kare eksi 5x artı 6. Getir şurada yerine yaz. x kare eksi 5x artı 4 artı 6 eksi 2'den 4. Bölü x eksi 1. Bunu da ben x eksi 1 çarpı x eksi 4 şeklinde açarsam parçalarsam x eksi 1'i de yazdım. Şunlar birbirini götürecek mi? Götürdü. x gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? 1. 1'den 4'ü çıkar. Doğru cevabın eksi 3 olması gerektiğini söyle ve Adana'yı işaretle. Anlaştık mı? 20 kaçıncı soru? 4. soru sanırım. Evet. Yine bir integral sorusu. fx x kare eksi 3x artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre grafikteki boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye sormuş. Öncelikle burayı ben x'e x ve eksi 1'e eksi 2 diye açarsam şu noktanın bir noktası bu noktanın da iki noktası olması gerektiğini söylerim. Sonrasında ise şunu yapacağız. İntegral, integral sıfırdan 1'e kadar üst tarafta kaldığı için x kare eksi 3x x ekseninin üstünde kaldığı için artı 2 dx diyeceğiz. Tamam. Sonrasında artı devam ediyorum şu bölgedeki integral negatif çıkacak ya. O yüzden eksi koydum başına. Tamam mı? O eksiyi de içeri dağıttım. Ve böylelikle ne oldu? 3x eksi x kare eksi 2 dx oldu. Tamam. Ve burası nereden nereye? 1'den 2'ye. Bu işlemleri yaparsak x küp bölü 3 eksi 3 x kare bölü 2 artı 2 x artı nereden nereye? 0'dan 1'e. Bir de şurayı yapalım. 3x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 eksi 2x. Nereden nereye? 1'den 2'ye. Tamam. Şimdi tek tek yerine yazacağız. 1 yerine yazdığın zaman 1 bölü 3 eksi 3 bölü 2 artı 2. Sıfırın zaten bir hükmü yok. Artı 2 yerine yazalım. 12 bölü 2 eksi 8 bölü 3. Tamam. Eksi 4 eksi. Şimdi tekrar 1'i yerine yazıyoruz. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eksi 2. Tamam. Tamam. Şimdi bakın. Şurası ne gelir? 6'dan 4'ü çıkar. 2. 2'den 8 bölü 3'ü çıkar. Eksi ne gelecek arkadaşlar? 2 bölü 3 gelecek. Doğru mu? Şimdi şuraya bakalım. Eksi eksi 1 bölü 3 var. Eksi 3 bölü 2 var. Artı 2 var. Bunlar birbirini götürecek falan zannetmiyorsun. Tamam. 1 bölü 3. Şurayı bir yapalım. Şurası kaç gelir arkadaşlar? 2'den 3 bölü 2'yi çıkardığınız zaman 1 bölü 2 gelir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3 topladığınız zaman 5 bölü 6 gelecektir. E bir tane de 5 bölü 6 burada var. Değil mi o zaman? Birbirinin eksilisi değil onlar aynısı. 5 bölü 6 ile 5 bölü 6'nın toplamı 10 bölü 6. Eksi 2 bölü 3 diyeceğiz. Yani 4 bölü 6. Bakın şuradaki eksi 2 bölü 3'ü. 10'dan 4'ü çıkar. 6 bölü 6'dan cevabımız neymiş? 1'miş dedik. Doğru cevap Ceyhan. Matematiğin son sorusu. F gerçek sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir fonksiyon. 0'dan 1'e f 3 x dx eşittir 5 ve 0'dan 1'e x f türev 3 x dx eşittir 2 olduğuna göre f3 kaçtır diye sormuş. Öncelikle ben x'e x'e u dersem tamam mı? dx ne olur? du olur ve son olarak da f türev 3 x'e e, e dx'e dv dersem f 3 x bölü içinin türevi 3 e, ne olur? v olur. Ben şununla şunu çarpıp tamam burayı da integral çarpımından çıkaracağım o halde. Bakın x çarpı x çarpı f 3x bölü 3'ü şuraya yazdım şöyle. Eksi integral integral nereden nereye arkadaşlar sıfırdan bire Tabii şuranın da sınırları neydi sıfırdan bire onu da unutmayalım e, sıfırdan bire ne yazacağız f3x onda da 1 dışarı attım tamam f3x dx yazdık kabul mü şimdi bak zaten sıfırdan bire f3x dx'i bize vermişti bu adam neydi arkadaşlar sıfırdan bire f3x dx 5'ti e bir de şurada eksi 1 bölü 3 ile çarp demiş. Eksi 5 bölü 3'ümüz var zaten burada. Eşittir cevap neymiş? 2'ymiş. Onu da yazalım buraya. Eşittir 2. Şimdi şurayı şu kısmı yazacağız. Burada ne var? x bölü 3 çarpı f3x 1'den 0'a. 0'dan 1'e. 1, e. 1 e önce yerine yaz. 1 bölü 3 çarpı f3. f3. Eksi 0'ın bir hükmü var mı? Yok. O halde 1 bölü 3 f 3 5 bölü 3'ü çıkarınca 2 kalıyor ya. At bunu bu tarafa. 1 bölü 3 tane f3 eşittir 2 artı 5 bölü 3'ten ne gelir arkadaşlar? 11 bölü 3 gelir. 3'leri de görmezsek F3 kaçmış arkadaşlar? F3 11'miş diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Evet. Geometri sorularını bir başka videoda çözmek için şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın.